Aracınızı Vavacars'a anında satın, hayalinizdeki aracı tek tıkla satın alın. İkinci el araç almanın ve satmanın en kolay ve güvenilir yolu Vava Cars transfer gündemi programını sunar. Diego Godin'le devam ediyoruz. Diego Godin konusunda da Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Kulübün yetkilendirdiği menajer Cenk Melih Yazıcı, Kalyari Başkanı Tommaso Ciglioni ile bir görüşme yaptı ve karşılıklı talepler dinlendi. Kalyari <laughs> oyuncuyu serbest bırakmak istiyor ama tabii kafana göre sözleşmenin bulunduğu bir oyuncuyu serbest bırakamıyorsun. Beşiktaş'la anlaşmalarını bekliyoruz. Ee, herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek Beşiktaş. Böyle bir isteği arzusu yok. Kalyerinde böyle bir beklentisi yok zaten. Şu anda 500 bin euroluk. Beşiktaş'ın önerdiği rakamla Diego Godin'in istediği maaş arasında fark var. Çözülemeyecek bir durum değil. Şu an benim aldığım izlenim, bu görüşmelerden edindiğim bilgiler ışığında bu şekilde. Çok önemli bir oyuncu Diego Godin. Diego Godin ve Vida da açıkçası Beşiktaş'lı taraftarları da Maçlar başlamadan kağıt üzerinde çok heyecanlandıracak bir ikili. Niçin heyecanlandıracak bir ikili onu söylerim. Ee, savunma oyuncularında peki yaşa bakılır mı bakılmaz mı? Tabii ki belirli özellikler vardır. Mesela bir teknik direktör diyordur ki ben hızlı stoper isterim. Şimdi hızlı ne demek mesela? Yani çabuk düşünmek de hızlı stoper demektir. Ama sadece hızın varsa teknik direktörün oyun planında ciddi sıkıntılar vardır. Ben ona inanırım. Yani bu zamanda bir sohbet ettiğim bir futbol adamından öğrenmişim bunu. Bir teknik direktör sadece hızlı stoper istiyorsa oyun kurgusunda çok büyük sıkıntılar var demektir derdi bana. Hız anlamında söylüyoruz bunu. Şimdi isim verip hani başka oyuncular üzerinden de konuşmayalım. <laughs> ama Türkiye'de çok vardır. Abi seri oyuncu, hızlı oyuncu ama e, ha gol yiyorsun. Nasıl hızlı bu? Çünkü çabuk düşünemiyorsun. Diego Godin artık yaşının da getirmiş olduğu ve Diego Simeone tedrisatından çıktıktan sonraki o oyun bilgisiyle İtalya'da da oldukça başarılı performans sergiledi. Geçen sene KGR maçlarını izledik ama izlemeyenler için genel olarak bir şeyi söyleyeyim. Diego Godin ligde mesela 15. sırada doğrudan karşıya yani show up yapıp prese gitti. Yani şurada topa geldi. Çat buraya gitti. Topu kazandı. Kazandı. Sana daha hücumu başlamadan kesti mesela. Bağlantı oyuncusundan topu kazanma konusunda çok iyi. Geri dönüşler. Yani mesela takım olarak çıktın. KGR galiba 3'lü savunma yapıyordu geçen hı hı. sene. Öyle hatırlıyorum ben. Çıktın takım olarak e, geriye, ileriye, şurada topu kaptırdın diyelim, rakip takım hücuma çıkıyor, geri dönüşlerde e, Diego Godin ligde 10. sırada mesela, yaşına rağmen. Evet. Niçin? Çünkü bu oyuncu doğru pozisyon almayı biliyor. Yani Chiellini ile Bonucci işte, çok mu büyük sıkıntı yaşadılar evet. özellikle Chiellini? Hayır. Niçin? Çünkü pozisyon almayı biliyorlar. E, hava topu mücadelelerinde Diego Godin 19. sırada İtalya ligine göre. Gayet iyi bir oyuncu, hala gayet iyi bir oyuncu. Niçin? Hala pozisyon almayı biliyor. Hmm. Bu oyuncu pozisyon almayı biliyor, 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 biliyor. Ha tamam belki e, ceza sahası içinde birebirlerde ben Cagliari'ye yedirdiği 2-3 gol hatırlıyorum ama o kadar da olsun çünkü Cagliari de oynuyor artık. Atletico Madrid'de oynarken o golleri yedirmiş olsaydı oyun e, kurgusu ve oyuncunun bireysel profili üzerine belirli e, tartışmalarda bulunabilirdik. Ama Cagliari oyuncusu olduğunu hiçbir şekilde unutmamamız gerekiyor. Yani Diego Gollini'nin cattımız hep ilk ana esas hani hayatımıza gelen takımı gelir ya e, öyle değil. E, Diego Godin'in defansif ikili mücadeleleri hala ve hala çok iyi. Tabii takım olarak nerede yakalandığınızla alakalı. Bunu e, bir kez daha e, söylemek e, zorundayım. Mesela kendi kalesine e, yakın e, kazanılan savunma mücadelelerinde oldukça iyi. yani şu 14. bölgede bizim Golden Zone dediğimiz e, bölgede 50 tane ikili mücadele kazanmış. Bu çok önemli. Türkiye'de bu kadar karşılaşmayacak bu arada bunlar. Orada Kargiler olduğu için e, bunlarla e, karşılaşmıştı. E, kendi şu alanında yapmış olduğu birebir savunmalarda, Darsu şurayı kapsayan birebir savunmalarda 18 tane top kaybetmiş sadece. Kargiler gibi bir takım için çok önemlidir bu. Yani iyi anlamda Diego Godin'i övmek anlamında söylüyorum. Zaten kafa topunda hiçbir sıkıntı yok. Kafa topunda genellikle %60 oynayan bir oyuncu. Yine bu takımın aldığı, yaptırdığı, orta takımın oynadığı kurguyla alakalı. Yani Godin'i değerlendirirken, geçen seneki Kargayar maçlarında işte Kargayar'ın yediği goller daha bak gördün mü diye değerlendirmemek lazım. O takımda oynamış, kimle oynamış ve hangi ligde oynamış. Serie A yani e, Sassuolo'sundan tut e, artık e, şey ne kadar Hellas Verona'sına kadar çok ciddi takımlar bunlar. Onu e, bir kez daha e, söyleyelim. Umarım gerçekleşir bu transfer. Umarım gerçekleşir dememin temel sebeplerinden de birisi şu. Vida-Villentir ikilisinden birisi olmayınca çok büyük sıkıntı yaşıyor Hı. Beşiktaş. Ama Beşiktaş'ın dörtlü savunma kurgusunda Şuraya geçen sene Montero'yu hatırlayalım yani. Oynayamadı bile neredeyse. Necip'i değerlendirdi. Acaba oraya kimi çekse dendi dendi. Bir sürü şey denendi Beşiktaş'ta. Wellington mu yok? Tamam abi elinde senin Diego Godin'in var. Şu kırmızı yapalım şeyi mesela. Vida mı yok? Yok abi hiç sıkıntı değil Diego Godin var. Çünkü Diego Godin hem Vida'yı hem de Wellington oynatabilecek profilde bir oyuncu. Ve aynı zamanda da şuraya şu çıkışları Sergen Yalçın'ın e, alamati farikası olan o bu merkez çıkışlarını da çok iyi yapabilir. Kaldı ki e, kısa pas ve uzun pas met uzun pas metresi metri biraz düşük ama e, oyunu kurma aşamasında da e, Diego Godin e, Beşiktaş'a ekstra bir katkı sağlar. Josephine olduğu, Salih Uçan'ın olduğu, Atiba'nın olduğu o kurguda. Hadi bir de Alex Sekşehir'e falan gelirse o zaman iş daha farklı e, bir hale gelir. Niçin söylüyorum? Çünkü Diego Kodin Kadriere de atmış olduğu uzun topların çoğu başarısız gibi gözükmesine rağmen bu doğru profille oynayıp oynayamamasından da kaynaklanan bir şeydi belki de. Hı hı. Ama şimdi hem doğru bir Santrofor gelirse diyelim ki Lük De Jong geldi. Hele bir de Alex Sekşehir'e gelirse o zaman Diego Godin'in pasları belki de Beşiktaş'a Marcelo gelmiş Okan Ferden biliyorsun. İşte lig sonuncusundan stoper alınır mı denmişti devre arasında. Biz Lyon. çok severiz bunları. Yok yok işte Marka geldiğinde de öyleydi. Lig sonuncusundan stoper mi alınır diye. Halbuki bilmedikleri bir şey vardı. Marcelo Bundreziga'da en iyi uzun top ıı, isabeti olan, uzun pas isabeti olan oyuncuydu. Hı hı. O dönem birinciydi. Şimdi Diego Godin de geldikten sonra belki uzun pas metriğinde o kadar iyi gözükmüyor ama burası doğru kurgulanmışsa, pivotleriniz varsa, pivot Lüktö varsa bir de bu toplara doğru hareketlenme yapabilecek Alex Tekşayar'ınız varsa o zaman Diego Godin belki de 6-7 asisti şu bölgelerden yapacak adam haline gelecek yani. E Diego Godin deyince benim aklıma bu Lüji yani. geliyor Galatasaray'da. Evet. Çok kısa sürede oynadı yanında az önce dediğin ya Wellington ve Vida'yı da oynatır diye çok tabii. rahat. Yanında kim oynarsa oynasın değer katacak bir oyuncu. Ya tabii canım. Yani bir kere pozisyon bir kere senin takım olarak burada nasıl durduğunu Diego Godin ayarlayacak bundan sonra. Yani. Vida zaten o işi öğrendi. Hani öğrendi derken şu anlamda. Godin gibi bir tecrübe yokken zaten Vida bu pozisyona aldırıyordu. Çok yani Sergen Yalçın eli şöyle de rahatlayacak belirli noktalarda. Belki öyle maçlar olacak ki üç stoperi birden kullanmak zorunda kalacak. Hı hı. E, bu, bu, anlamda da e, çok önemli. Er kurgusunu değiştirirse tabii Sergen Yalçın onu bilmiyoruz. Şampiyonlar Ligi gruplarına göre de şekillenecek bir e, durumdur bu. Bazen 3 st stoperini birden kullanmak durumunda kalacak. E, Godin ikisini de oynamayı biliyor. Bu da çok çok önemli. E, ben, ben o yüzden çok değerli buluyorum. Yani tamam Santrofor çok önemli ama savunmayı Vida ve Wellington'ın yanına bir de Şampiyonlar Ligi oynarken Diego Godin eklemesi muazzam olur. Ciddi geçici. olur. Alex Teixeira'dan bahsetti Ilgaz Alex Teixeira ile ilgili Dubai kulüpleriyle çok fazla hata evet. ama Dubai'deki kulüplerle şu ana kadar bir anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş'tan bir isimle konuştum. Biz rakamı arttırsak hemen gelir diyor ama dediğimiz gibi program açılışında Hı -hı. da Beşiktaş inceleyip sık dokuyor Hı -hı. ekonomide. Ki bu çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Alex Teixeira'yı bekliyor Beşiktaş. Henüz bir geri dönüş yok. Ama ben olumsuz görmüyorum şu anda Alex Teixeira'yı. Çünkü neden? Dubai'deki kulüpler... Tamam, belli bir seviyede maaş öneriyor aynı Çin'deki kulüpler gibi ama zaman zaman problemler çıkıyor. Ödeme zorlukları çıkıyor. İşte Beşiktaş'ın anlaşmaya vardı ve Sergen Yalçın onayı beklendiği Fernando Lucas Martins gibi. Hı hı. Ee, nasıl? 4 <laughs> ay mesela Çin'de maaş alamamış. Çok evet. büyük rakamlarla gitmişti. Buraya gelince bir bir Şampiyonlar Ligi var. Ben düşünüyorum kendi kendime. Futbolcu olsam Şampiyonlar Ligi'nin olduğu yerde 1 milyon belki 1.5 milyon euro azına bile oynarım. Çünkü çok büyük bir vitrin. Ve Alex Teixeira zaten Çin'de kazanacağı parayı bir süredir kazandı. Çok ciddi rakamlarla gitti oraya. Çok ciddi maaşlar aldı. Hı hı. Şu anda Beşiktaş yönetimi açıkçası teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Güzel de bir teklif yaptılar rakamsal anlamda. Yani şu an bakıldığında ülkenin işte dinamiklerinde Türk futbolcularla TL ile maaş imzalanan bir ortamda yapılan her sözleşmeden sonra oyuncu sahaya çıkmadan maaşı üzerinden yapılan eleştirilerin olduğu bir ortamda Alex Teixeira güzel bir para alacak, iyi bir rakam alacak ama şu anda bitmediğini söyleyelim. Diyelim ve az önce o merkezde evet. küçük hareketlendirdi Alex <laughs> Teşer'i gelirse ne olurdan devam edelim. Şimdi gelirse ne olur? Hani daha demin Lükte Yunga anlatırken oyun evet. kurma becerisi demiştik ya alan açma, alan açma, alan açma. Şimdi Alex Teixeira'yı ben izlerken Tabii ki yani oturup da Çinli gizlemedik de sonra bakıyoruz ismi geçince. Hmm. Video şey bu arada YouTube paylaşımı değil yani sistemden izliyoruz oyuncuyu. Onu bir kez daha hatırlatayım ki e, kafalarda soru işareti kalmasın. E, beni en çok etkileyen şeyi oyuncunun profesyonelliği oldu. Ya ben Çin Ligi'ndeyim gibi bir derdi yoktu Hı -hı. Alex Ekşeral'ın. Yani orada baya baya yine kazanmak için oynayan bir oyuncu vardı. Çünkü niçin? Mesela bazı paslar hareketlenmesinden de anlayabilirsin oyuncuyu. Oyuncunun oyunu ne kadar ciddi aldığını, oyunu ne kadar okuduğunu. Şuralardan savunma arasına hareketlenme konusunda Alex e Türkiye'de büyük fark yaratır özellikle şu koşularda. Bunu çok fazla deneyen oyuncu yok bizde maalesef. Onlar, deneyenler de zaten hemen şey yapıyorlar, ee, ön plana çıkıyorlar. Yani Atiba dedi ki, yüksek şiddetli koşuları buraya atıyordu diyorduk, Abu, Bak Abu Bakar'la beraber. Hı hı. Şimdi Salih Uçan'ın da olduğu bir oyun kurgusunda, Joseph De da olduğu bir oyun kurgusunda, öyle ifade edelim. Alex Ekşeran olması çok büyük bir avantaj. Sizin santroforunuz ceza sahasına sadece Larin'i sokarken buradan gelecek olan Gezalı, Gezalı buralara yanaştırılmışken bir de Alex bu koşuları, bu koşuları muazzam fark yaratır Türkiye'de. Hele Raşit Gezal gibi bir asistanınız varken belki öyle durumlar göreceğiz ki Larin'e şunu diyecek. Sen geçen sene burada topla buluşup gol atıyordun ama ben senden artık buradan çapraz koşuyu penaltı noktası üstüne atmanı istiyorum. ve hatta uzak direğe atmanı istiyorum ki ben bunu Alex Ekşere'yi topla oluşturabileyim. Hı hı. Ki bunlar önemli. Yani bu, bu pasları değerlendirecek. Alex Ekşere gibi oyuncuları değerlendirebilecek oyuncular Raşit Gezal tipinde oyuncular. Yani şimdi orada Kenan Karaman'la oynarsan büyük sıkıntı yaşarsın. Çünkü bu pasları atamaz Kenan Karaman. 8 artı ama Elbette ki Türkler olacak İşte bir bir şey olacak bir sıkıntı. bir sıkıntı yani Ersin var elinde mesela hı hı. öyle e, diyelim maçına göre konuşuyoruz tabii ki Salih Uçan da var Rıdvan e, var bekte İşte muhtemelen bir de Rıdvan eklemesi yapılacak oraya maçına göre. Maçına ben Rıdvan'ı kesin eklerim ya. En sakala geçen sene tamam çok önemli tamam. işler yaptı katkı ama. Katkı katkıya verdi. Katkı verdi ama ama Rıdvan'ı da, Rıdvan da bizim görmemiz gerekiyor artık. Hani Beşiktaş'ın da görmesi gerekiyor, ülke futbolunu da görmesi gerekiyor. Tamam. Bizim için bir kafamızda soru işareti yok da artık Rıdvan'ın da o kendi temposunu da üstüne çıkması Hı -hı. gerekiyor. İlk Göztepe maçında çok ümit var bir oyuncuydu. Abdullah Avcı'nın ayrılığı, Şenol Fida'nın Göztepe'nin aç stadının açılış maçındaki hatırlayalım. Hüseyin Göce'ye yine <laughs> olayı başka yerlere taşıdı. İşte öyle miydi böyle miydi maçın tekrarının istendiği maça gidelim. Rıdvan bayağı iyi kullanmıştı sol Bayağı bayağı iyiydi. İşte o Rıdvan'ın tekrar bize gelmesi gerekiyor. Bizim onu izlememiz gerekiyor veyahut da işte belki de kallerin diye Kenan Karaman olacak yani. Hı. Salih Uçan Kenan Karaman Ersin olacak. Denklemi böyle tamamlayacaklar. Bazen Joseph olmayacak mı? Ve hatta kim olmayacak? Bazen Mehmet Topal olacak. Mehmet Topalla tamamlayacaksın üçlüyü. Bazen Gökhan Töre ile tamamlayacaksın üçlüyü. Yani şu artı işi bütün teknik direktörlerin de oyun planını da bozacak bir şey. Daha farkında değiller. Transferleri değiştirdi. Evet, tran her şey her şeyi değiştirdi. değiştirdi. Bütün planlamasını değiştirdi ama Alex Sekşer'e geldiği anda hem bitiricilik hem topla ilk temas şu paslara özellikle yani şu alınan paslardaki ilk temasıyla zaten fark yaratan bir oyuncuydu. Bu bu ülkede bu ligde bayağı bayağı fark yaratan bir oyuncu haline gelir. Çok konuşuruz yani. Hani birdenbire geçen sene sadece Reşit Gezer üstünden okuyorduk ya asist özelliğini. Mesela Kaller'in de topla buluşuyordu Abubakar'la. Yok bir de Alex Sekshire eklenebilir buraya. Yani umarım bak dediğim gibi Godin'le Alex Sekshire hem Şampiyonlar Ligi için hem de dönüşlerdeki lig için çok ciddi avantaj sağlar Beşiktaş'a. Doğa karşısında transfer gündeminde Beşiktaş bölümünü konuştuk. Diğer takımlara da tek tek geçeceğiz. Genel hatlarıyla bunlardan bahsedebiliriz. Tabii ki hem voley uygulamasında yaptığımız programları hem voley uygulamasındaki hesaplarımızdan Cuma'dan Cuma'ya bazen Perşembe oluyor programlar evet. ama beklemek zorunda değilsiniz. Oradan tüm gelişmeleri duyuruyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Aracınızı Vava Cars'a anında satın, hayalinizdeki aracı tek tıkla satın alın. İkinci el araç almanın ve satmanın en kolay ve güvenilir yolu Vava Cars, transfer gündemi programını sundu.